Engin Günaydın hayatının en önemli işine imza attı. Gülse Birsel'den Cem Yılmaz'a kadar tüm ünlüler galaya akın etti. İkinci bebeklerini bekleyen Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun itiraflarının da yer aldığı haberimizi ekranlarınıza getiriyoruz. Engin Günaydın en büyük hayalini 20 sene sonra gerçekleştirdi. Gala bizim yakınlarımızın, dostlarımızın geldiği. Ünlü isimler galaya akın etti. Çok beğendim, çok güzel. Hücreler oyununun galasında tüm sırlar ortaya döküldü. Konuştuğumuz, görüştüğümüz bir şeyler var ama. İrem Sak'la 11 yaş küçük sevgilisi bu yaz evleniyor mu? Mayıs'a kadar evlilik yok, onu anladık ama. Gülse Birsel, meslektaşlarını nasıl faka bastırdı? Bu en güzel formülmüş. İkinci bebeklerini bekleyen Taner Ölmez'le. Çok heyecanlıyız. Güzel eşi Ece Çeşmioğlu. Çok iyi buldum. Heyecanlarını gazete magazinle paylaştı. Tek çocuk başka bir şey. Engin Günaydın'ın yazıp yönettiği ve başrolü de üstlendiği Hücreler oyununun galasındayız. Galaya ilk gelen Salih Bademci oldu. 2023 yılı boyunca kendisini ve başarılarını konuştuk. Dijital platformlarda, televizyon ekranlarında, tiyatro sahnesinde ve reklamlarda her yerde Salih Bademci vardı. Ödülleri de ard arda topladı. 2024 yılında da bu yoğun tempo devam edecek mi Salih Bey? Çok yorucuydu tabii. Böyle artık biraz kızımdan, ailemden, eşimden böyle ayrı kaldığım bir dönemdi. Çok hasret çektiğim bir dönemdi. O yüzden biraz daha sakin bir yıl geçirmeyi diliyorum kendi adıma. Çok yorulmuş Salih Bademci. Mola zamanı geldi diyor. Valla konuştuğumuz, görüştüğümüz bir şeyler var ama öncelikli olarak biraz dinlenmek tabii ki tercih. Siyahlar içinde tüm havasıyla giriyor içeri Ayta Sözeri. Eski rol arkadaşı ve yakın dostu Engin Günaydın'ı yalnız bırakmak istememiş. Engin'in işi olunca birazcık daha fazla heyecanlı. Haki renk bir takım tercih eden, saçlarının rengini koyultan ve kısaltan İrem Sak'la birlikteyiz. Ben işlerini bitirdim. Ölümü dünya. Kuş uçuşu. Artık iadeyi ziyaretlerindeyim. 2023'ün en çok çalışan oyuncularından biriydi Kızıl Gonca İrem. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'la aşk yaşıyor İrem Sak. Ama aralarına yollar girdi. Furkan Korkmaz Amerika'da, İrem Sak Türkiye'de. Güzel oyuncu sevgilisinin hasretine dayanamadığı için Amerika'yı ikinci evi yapmış. Kendisi Amerika'da. Evet, o Mayıs'a kadar maalesef. Ziyaretine gidiyor musunuz? Daha yeni geldim. Aa, şimdi mi? Evet, aynen. Nasıl, keyfi yerinde? Çok keyfi yerinde. Ülkemizi temsil ettik. Evet, evet. O çok iyi. Harika. Ben de bir gidip geleceğim tekrar. Yani daha doğrusu geldim, gideceğim. Uzun zamandır birlikte ünlü çift. Bir evlilik var mı ufukta? Mayıs'a kadar evlilik yok, onu anladık ama Mayıs'tan sonra var mı? Hayırlısı, her şey. Sizde yok mu? Yok, inşallah birini bulacağım. Bu mimikler bize bir şeylerin ipucunu verdi gibi. Sanki yaza düğün varmış da İrem Sak saklamaya çalışıyormuş gibi. Mayıs'a kadar evlilik yok, onu anladık ama Mayıs'tan sonra var mı? Hayırlısı, her şey. Sizde yok mu? Yok, inşallah birini bulacağım. Anlaşılan yakın zamanda bir düğün haberi gelecek kulağımıza. Tolga Sarıtaş, galaya uzun süredir birlikte olduğu modacı sevgilisi Zeynep Mayruk'la katıldı. Zeynep Hanım pozunu verdi ve Speedy Gonzalez gibi yanımızdan uzaklaştı. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi, senden ne haber? Çok teşekkür ederim. Tolga Sarıtaş'ın gözü sevgilisinde kaldı ama röportajı da bırakmadı. Sizin projeleri var mı? Bu sezon için daha yok. Artık önümüzdeki sezon için görüşüyorum birkaç bir şeyle. Bakalım. Tüm güzelliğiyle süzülerek içeri girdi Pelin Öztekin. Vallahi zaten kadroya bakınca heyecanlanıyorsunuz ve çok renkli ve içine çeken bir teaser'la geldiler. Pelin Öztekin konuşuyor ama biz onu dinlerken bir yandan da değişimini hayretle izliyoruz. Gözlerimizin önünde kendini baştan yarattı adeta. İçime sindiği bir şeyle geri dönmek istiyorum. Onun için de okuduklarımdan tam okey dediğimde karşınızda olacağım. Böyle bir gecede Gülse Birsel'in olmaması imkansızdı zaten. Malumunuz Engin Günaydın kendisinin kıymetlisi. Burhan Altıntop efsanesi Gülse Birsel'in kaleminden çıkmıştı. Aile Arasında filmindeki Fikret'i de unutmadık tabii ki. Bu kez roller değişti. Engin Günaydın yazdı, Gülse Birsel oynadı. Tiyatro oyununda Gülse Birsel'in de küçük bir rolü var ama geleneksel durumun biraz dışında. Bu en güzel formülmüş. Bir tiyatro oyununda video aracılığıyla rol almak ve kulis heyecanında yaşamamak ama oyunun da bir parçası olmak, hücrelerde oynadım deyip
Herkes içeride koştururken ve heyecan içinde sahneye çıkmayı beklerken ben burada arkadaşlarımla sosyalleşiyorum falan. Harika bir formül. Bütün tiyatro oyunlarından teklif bekliyorum. Siyah kuğu gibi süzülerek içeri giren İpek Filiz Yazıcı ile birlikteyiz. Vallahi çok heyecanla bekliyorum. Müthiş oyunculuklar olacağına eminim. İpek Filiz Yazıcı reşit olur olmaz hop oturdu nikah masasına. Sevgilisi Ufuk Beydemir'in teklifini ikiletmedi bile. Cicim ayları çabuk bitmiş. Eşiyle konser konser gezen İpek Filiz Yazıcı artık Ufuk Beydemir'i yalnız bırakıyormuş. Ufuk Bey'le konserlere çok gidiyor musun? İlk zamanlar çok gidiyordum. Cicim ayları bitene kadar. Ya sonradan böyle çok şey olmaya başladı hani. Artık ya böyle şey güzel büyük konserlerine gidiyorum tabii ki ama çok geziyor. Anadolu'ya çok gidiyor. Çok uzun süreli böyle 6-7 günlük şeylere oluyor. Konser takvimi oluyor. Bazen katılamayabiliyorum onlara. Hücreler oyununun başrollerinden biri de Kubilay Aka. Çukur dizisinde Necip Memili ile birlikte rol almışlardı. Necip Memili Kubilay Aka'yı yalnız bırakmak istememiş. O böyle güzel bir kadroyla böyle önemli bir yapımla bu işi yapıyor olması, Engin abinin yazıp oynuyor olması ve onun da bunun içinde olması bizim için çok gurur verici bir şey. Çok mutluyuz. Peaky Blinders imajıyla Alp Navruz'un yanındayız. Nilperi iyi bir arkadaşımız. Ona destek olmaya geldik. Hani gururlanmaya geldik daha doğrusu. Magazin dünyasının en sempatik çiftiyle birlikteyiz şimdi de. Nasıl İyi valla 10 numara. Süper gidiyor. Çok keyifli. 2 geliyor. 2 numara. Taner Ölmez, Medcezir ve Müslüm gibi pek çok fenomen yapımda boy gösterdi ama Mucize Doktor'la efsaneler arasına girdi. Şöhretinin zirvesindeyken kendisi gibi oyuncu olan Ece Çeşmioğlu'yla dünya evine girdiler. Bir sene sonra da kızları Zeynep'i kucaklarına aldılar. Gel dedi, senin dedi tenini alışsın. Gömleğimi açtım. Böyle buraya koydu. Ağlıyordu. Böyle büyük bir ses çıkarttım ona. Yavayavayavayavayavay diye böyle hani o şeyde anne karnında duyduğu seslerden hani böyle işte bir şeyler yapmaya çalıştım. Böyle bir sakinleşti. Sonra bir daha geldi. En son bir baktım. Bir şey arıyor. Meme arıyor yani. İki sene sonra yeniden aynı heyecanı yaşıyor ünlü çift. İki numara yolda. Gelmek için gün sayıyor. Çok heyecanlıyız. Vallahi müthiş bir duygu yani. Zaman ayırabiliyor musunuz peki? Şu anda bebişe mi? Ayırıyorum evet. Çok yoğun değilim bu arada. İkinci kez anne olmaya hazırlanan Ece Çeşmioğlu'na soralım. Bakalım hayatı nasıl değişmiş? Tek çocuk başka bir şey, hamile olmak ve bir çocuk başka bir şey. Şimdi doğunca iki çocuk başka bir şey olacak eminim ki ama bir o kadar da çok zevkli ve çok eğlenceli bir kısmındayız yani şu anda Zeyno'yla. 2 yaşına basmak üzere. Göbeği çekiyorum. Haşermeler başladı mı peki? Yok, onlar 2-3 ay falan oluyor. O da biraz psikolojik aslında. Bende çok olmadı değil mi? Yok yok. Peki Taner Ölmez nasıl bir baba acaba? Çok iyi baba. Size yardımcı oldum. Çok süper baba. Biz birlikteyken de ben hani Taner'in nasıl baba olacağını hep hayal ederek ve duygusal bir konuşma çok olmuş. Evet ya şey güzel hamileyim güzel. Ya ben şimdi hayal ederek ne kadar iyi ne kadar eğlenceli bir baba olacağını oyuncu bir baba olacağını bilerek bu işe girdim diye. Baştan aşağı siyahlara bürünmüş halde geliyor Cem Yılmaz. Çok beğendim, çok güzel. Çok iyi. Nilperi Şahinkaya, Cem Yılmaz'ın kıymetlisi bilmeyen yok. Konu Nilperi Şahinkaya olunca koşa koşa galaya gelmiş Cem Yılmaz. Nasılsınız efendim? Çok iyiyim, görüşürüz. Okullar da kapandı. Kemal'i sorsaydık bir tatile gidecek misiniz Cem Bey? Yok. Gittik Kemal'e kaldı. Gecenin sonunda oyun ekibi de geçiyor kamera karşısına. Engin Günaydın her zamanki gibi heyecanlı. Galaya dair hislerini soruyoruz ama kendisi heyecandan yanlış anlayıp galanın kelime anlamını açıklıyor bizlere. Gala bizim yakınlarımızın, dostlarımızın geldiği. Onlara işte...
projemizi sunduğumuz, onların düşüncelerini aldığımız bir gece aslında. Engin Günaydın ciddi ciddi sözlükteki kelime açıklamasını yaparken rol arkadaşları bıyık altından gülüyor. Geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. Bir nevi aslında projeyi yaparken size destek olan düşünceleriyle, duygularıyla, psikolojisiyle size destek olan kişiler.